İkinci sorudan başlayalım. Yani Osmanlı netice itibariyle bizlerin de ataları sayılan ve bizim topraklarımızın bir mahsulü olan bir mamulü olan önemli bir medeniyettir. Elbette ki biz tarihi değerlendirirken toptan bir değerlendirmeye giremeyiz. Yani ne bunu tamamen kutsayabiliriz. Evet onların yaptığı her şey doğruydu, dört dörtlüktü, işlerinde hiçbir yanlış yoktu deme noktasındayız. Ne de var olan bazı yanlışlardan dolayı silip süpürmek durumundayız. Kur'an tarih kitabı değildir ama Kur'an bize tarihi okuma adına çok güzel bir bilinç verir. Biz onu değerlendirirken iyisiyle kötüsüyle her şeyi bir potada toplarız. Kötü olanları içinden ayırır atarız. İyi olanları alır, onları uygulamaya, onları yaşamaya çalışırız. Kötülüklerini ibret nazarıyla okuruz, iyiliklerini örnek nazarıyla okuruz. Sadece Osmanlı içinde değil, yani bu Emeviler içinde geçerli, bu Abbasiler içinde geçerli, bu Selçuklu içinde geçerli. Bu yakın tarihimiz içinde geçerli. Dolayısıyla genel bir değerlendirme yapmamız doğru değil ama şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman 600yıllık Osmanlı'nın İslam'a yaptığı hizmetleri de göz ardı edemeyiz. Çok ciddi bir bu manada bir emek var. Ciddi bir birikim var. Bunları değerlendirip iyice anlamamız gerekiyor. yapılan büyük yanlışlardan yani bu yanlışları savunma durumunda değiliz onlara bakarak onları görmemezlikten gelirsek de bir hak ihlaline gireriz. Bakın biz Emevileri hepimiz Emevilere karşı yüreğimize bir kırgınlık vardır. Çünkü Emevilerin yaptıkları çok ciddi sıkıntılar vardı. O 130 yıllık süreç içerisinde Emevilerin ümmete kazandırdıkları menfilikler çok büyük olduğu için Hazreti Hüseyin'in kanına girdikleri için Ehli Beyt'e yaptıklarından dolayı neler neler yani saltanatın onların eliyle başlaması şu bu falan filan. Ancak biz Emevileri değerlendirirken bile Emeviler gibi bu manada sabıkaları olan bir devleti bir saltanatı değerlendirirken bile toptan değerlendirmeye giremeyiz ne olursa olsun Emevilerin o 130 küsür yıllık içerisinde İslam'ın mesajlarını 3 kıtaya ulaştırmaları İstanbul fetihleri onların sürecinde başlayıp ve devam etmeleri ondan sonra Kafkaslara onların eliyle İslam'ın girmesi Afrika'nın fetihlerinin onların eliyle tamamlanması onlardan neşet eden bir zümrenin Endülüs Emevi devletini kurup Avrupa'nın göbeğinde İslam'ı temsil etmeleri bizim için önemli şeylerdir. Yani bu konuda genel anlamda bir toptan silip süpürme ve toptan kabul etme gibi bir yanlışa asla kapı açmamamız gerekiyor.